Siyah Taştan'dan zamanında kralın askerlerine vergi vermemek, askere gitmemek ve saldırılardan korunmak üzere dağların koyağında gizlenmiş, çok bilinmeyen tiyatrosuyla, kilisesiyle, kentsel ve kişisel yapılarıyla iyi korunmuş, zaman zamanla da kaçak kazılarla delik deşik edilmiş 1050 metre rakımda bir antik kenttir. Burdur'a 100 kilometre uzaklıktaki Burdur Antalya asfaltı üzerinde bulunan Antalya Badem Ağacı Nahiyesi'nin 19 kilometre doğusundaki Karaot Köyü sınırları içindedir. Siyah, çam ve karaçam ormanları içerisinde saklı durumdadır. Bir, Pisidia şehridir. Şehrin tepesinde Panfilya Ovası'na hakim bir konumda yer alan dikkat çekici sur duvarları, iki katlı kule ve giriş kapısı ile ayaktadır. Surlar tüm şehri çepeçevre sararlar. Helenistik devire ait iki kule kalıntısı da batı kapısının her iki tarafında yer almıştır. Kalıntıları nedeniyle Taştan'dan denilen siyah antik kenti aynı zamanda bir Panfilya kentidir. Taştan Dam Tepesi ile güney ve batı etekleri üzerinde kurulu kentin, kuzey, doğu ve güney kayalıkları 2-3 katlı ve güçlendirilmiş surlarla çevrilidir. Düz, Eteklerinde kısmen düz ve çamlık yerler şehrin kutsal ve nekropol alanıdır. Mezar anıtları da buradadır. Helenistik ve Roma dönemlerine ilişkin kalıntılar içeren şehir, Yerleşim yerinden uzaklığı ve yolunun olmayışı nedeniyle çok iyi korunarak günümüze kadar gelmiştir. George Bien 1954 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün daveti üzerine Burdur Belediyesi binasında incelediği yazıtları yayınlamış ve ardından bölgede bir takım araştırmalar yapmıştır. Kendisi bu araştırmaları neticesinde William Mitchell Ramsay'ın 1893 yılında Berard tarafından belirlenen kentin Karaot yakınındaki kalıntılar olduğunu fark etmesi, sonrasında da Osia olarak yorumlanmasına ve aynı zamanda Herokles'in Seynektemos adlı kitabında yer alan Sia'ya daha yakın olmasına dayanarak bu ismi tercih ettiğini belirtir. Bölgeye daha sonraki yıllarda gelen araştırmacılar da kenti aynı adla Siyah olarak almaya devam etmişlerdir. Siyah kenti ve Hinterland'ında bugüne değin herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış, bölgede en yoğun araştırmalar Pisidia, Sur ve Projects kapsamında Exeter Üniversitesi'nden Stephen Mitchell tarafından gerçekleştirilmiştir. Siyah öğren yeri Karavut Köyünün yaklaşık 116 kilometre doğusunda, günümüzde sık bir ormanlık alanla kaplı olan Taştandan tepesinde yer alır. Kent 1889 ve 1890 yıllarında yürüttüğü araştırmaları 1891 ve 1892 yıllarında iki bölüm halinde yayınlayan Edward Berard tarafından keşfedilmiş ve Osinoe olarak tanımlanmıştır. Bölgeye daha sonraki yıllarda gelen araştırmacılar da kente aynı adla Siyah olarak almaya devam etmişlerdir. Siyah Kenti ve Hinterland'ında bugüne değin herhangi bir arkeolojik kazı yapılmamış, bölgede en yoğun araştırmalar Pisidia Survey Project kapsamında Ekster Üniversitesi'nden Stephen Mitchell tarafından gerçekleştirilmiştir. Mitchell, 1982 yılında Pisidia, seansında araştırmalarına başlamıştır. 1995 ve 1996 yıllarındaki son iki sezonda ise Sia ve civarında yürüttüğü çalışmalarına odaklanmış ve toplamda 11 dönem süren Pisidia yüzey araştırmalarını tamamlamıştır. Araştırmalarının sonucunda Mitchell Sia'nın arkeolojik açıdan Pisidia'nın en iyi korunmuş şehri olduğunu iddia eder. Stephen Mitchell aynı raporun konumuzla ilgili olan bölümünde kentte yoğun bir isken gözlemlediğini, şehir dışındaki alanlarda sistemli bir araştırma yapamamakla birlikte kentin periferisinde 4 adet köy yerleşimi ve dağınık gruplar halindeki konut kalıntıları saptadıklarını belirtir. İncelenen su yapısı araştırma sonrası rapor ve yayınlarda yer almadığından bahsi geçen 4 adet köy yerleşimi ya da dağınık gruplar halinde saptanan evlerle ilişkisi hakkında bir yorum yapmak mümkün değildir. Su yapısı Siyah Antik Kenti'nin 3.2 kilometre kuzeyinde Mermer Ocağı'nın 200 metre doğusunda, Orman Yolu'nun güneyinde 877 metre rakımda bulunmaktadır. Taşlık olmasına rağmen yoğun bitki örtüsüyle kaplı olan bu arazide dağınık şekilde gözlemlenen çok sayıda kalıntı burasının bir çiftlik yerleşiminden çok siyaya bağlı bir kome olabileceği izlenimini uyandırır. Konut olarak kullanılması muhtemel bu yapılar, arazinin yüksekte kalan kesiminde konuşlandırılmışlardır. Sarnıç yapısı uzun kenarları eğmeçli, dikdörtgen bir formda sahip olup ana kayadaki bir yarığın yontularak genişletilmesi ve daha kısa olan Kuzey ve güney uçlarına farklı ölçülerde taşlardan duvarların örülmesiyle inşa edilmiştir. Yakınlarda herhangi bir su yolu henüz bulunmadığından söz konusu sarnıcın yağmur suları ile beslendiği ve bitişik olarak düzenlendiği kuzeydoğu güneybatı istikametinde büyük bloklardan örülü yan duvarları batı ve doğudan yaklaşık 15 onda 4 metre, diğerleri ise 16 onda 5 metre uzunluğunda bir yapı ile yaklaşık 7 metre güneydeki daha büyük ölçülerde 18 metre çarpı 16 metre bir diğerinin su ihtiyacını karşılama amacına yönelik olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. İşte, kaçak Toplam kaçak? uzunluğu 12.18 evet. metre olup, en geniş kesiminde eni 3.52 metreye ulaşır. Zemini toprak ve moloz kaplı olup derinliği yaklaşık 4.7 metredir. Bu ölçülere göre hesaplandığında dahi 200 metre küpün üzerinde bir su depolama kapasitesine sahip olduğu görülür. Kısa kenarları oluşturan duvarlara paralel olarak güneydekine 7.1 metre mesafede Kuzeydoğu güneybatı yönünde örülen 0.52 metre eninde ve 4.82 metre yüksekliğinde bir duvar ile iç kısmı iki bölüme ayrılır. İçerisine rezervuar bölümünün kazıldığı ana kayanın doğu kenarı sarnıcın en üst seviyesinden 3.25 metre daha yükseğe ulaşarak kuzey yönünde yaklaşık 5 metre daha devam etmektedir. Sarnıç'ın kuzey duvarının üst kenarına yaklaşık 1 metre mesafede, kuzeyde 85 santimetre yüksekliğinde büyük bloklardan örülü başka bir duvar kalıntısı bulunur. Bu bölümün kısa kenarları olarak örülen iki duvar arası mesafe 4.9 metreye ulaşırken, kuzeydekine yakın kısımda genişlik 3.52 metreye düşmüştür. Tarnıç'ın ana kayadan oluşan doğu duvarı ortadaki duvara yaklaşık 1.5 metre mesafeden itibaren doğuya kavis yaparak kuzeye doğru çeyrek daire formunu alır. Depolama kapasitesini artırmak amacıyla ana kayanın aynı şekilde tıraşlandığını örneklere başka sarnışlarda rastlansa da üzeri sıvayla kaplı olduğundan bu genişlemenin doğal ya da sonradan olduğunu kestirmek güçtür. bu sıvanın doğu duvarının kuzey yarısı üzerinde kalan tabakaları iyi bir durumda koruna gelmiştir. Sıvanın üst hizasında Tarnıç'ın kuzeyinde kalıntıları bulunan duvara kadar uzanan bir iz bulunmaktadır. Bu izin devamında ortadaki duvarın kuzey yüzeyinin 75 santimetre üstünde ana kayaya taban genişliği kuzey güneyden yaklaşık 25 santimetre derinliği doğu batıdan 30 santimetre kenar yüksekliği ise 35 santimetre olan küp kesiti biçiminde bir yuva açılmıştır. Kaplamanın tahrip olduğu kısımlarda, duvar üzerindeki küçük yarıklarında moloz taşlarla, pişmiş toprak kiremitlerle ve harçla doldurulduğu, ardından üzerlerinin su yalıtımını sağlamak amacıyla kırmızımsı hidrolik bir sıvayla kaplandığı görülür.